Arkadaşlar selamlar, yepyeni bir video ile karşınızdayız. Misafirlerim olsun mu demiştim, olsun demiştiniz. Orkun'dan sonra sıra geldi Melody'ye. Melody şu anda misafirim ve size bir paylaşımda bulunmuştum. Dedim ki Melody ile birlikte video çekeceğim. Melody'ye hangi soruları sormak istersiniz demiştim. Bir sürü soru geldi. O soruları alayım şimdi. Ben daha görmedim. Sen görmedin. Ya bazıları hiç görmez zaten. Ha, bu arada Melody'yi hemen tanıtayım. Melody yapay zekaya kafa tutan bir fenomen. Dünkü Melody. Yapay zekadan çok etkilendik. Şu anda Viyana'dayız. Biz bu videoyu Viyana'dan çekiyoruz. Çok da güzel bir yerdeyiz. Melody ile beraber Huawei bir etkinliğine katıldık. Yapay zeka ile birlikte kuzey ışıklarını böyle nasıl desem harika bir besteye dönüştüren bir etkinlikte. Melody ile hazır buradayken dedim ki gel birlikte video çekelim. Şimdi hazır mısın? Derin bir nefes alayım. Çünkü hazırım. Sosyal medyadan gelen sorular bir sınırı olmuyor. Evet. Yani bazılarını sana soramayacağım çünkü hakikaten soramam yani. Öyle bir yüzüm yok yani. Ya, tamam. Gel sen de hani videoların paylaşımlarının altına gelen yorumlardan al. Alışık olduğum için. Sinirleri aldırıp böyle bıraktık değil mi? Şu an gayet iyiyiz. Peki o zaman. Yapay zeka gerekli mi yoksa gereksiz mi? Esesli Bey diye birisi sormuş. Yapay zeka gerekli mi, gereksiz mi? Yani gerekli. Bir sürü alanda aslında kullanılıyor. Sen bunlara daha çok aşinasındır tabii benden sektörel olarak. Ama aslında bir sürü günlük hayatımızda kullandığımız senin için de herhalde vardır diye düşünüyorum. Tamamdır. Çok soru var çünkü. Tamam. Halil Sağlam sormuş. Sempatikliğinin neye borçluymuş? Evet. Çok merak ettim. Teşekkür ederim. Çok mutlu. Sempatikliğim mi? Yani öyle düşünüyorsanız ne mutlu bana. Özellikle bir şey tabii ki yapmıyorum. Sizin takdiriniz efendim. Gerçekten bunun bir sebebi var mı? Yok yani bilmiyorum. Sen şimdi biliyorsun, kamera kapalıyken de biliyorsun. Hiç değişiklik yok. Fark yoksa yani okay, şurada rekorda basmışım, basmamışım hiçbir değişiklik yok. Ama bir YouTuber var, acayip değişiyor. İsmini vereyim mi? Hayır. Kavga çıkartıyor. Hayır. Kavga Hayır. çıkartıyormuşuz burada. Ama sen öyle dedin ya az önce. Kamerayı... Aa, ben bir şey demedim. Bak zan altında kalıyorum. Sorsan abi neden bu kadar güzel A Beyazay isimli bir Instagram kullanıcısı sormuş. Teşekkür ederim. Yani işte o neler güzellik yapıyorsun? Algısı herkese göre değişiyor biliyorsun. Bu arada birine benim güzel gelen birine gelmeyebilir. Takipçilerimin %20'si kadın. Belki azınlıkta ama benim hani erkekler... Benim %20'si erkek. Öyle mi? Evet tam böyle tersiyiz. Takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada burada bir söz alacağım. Diyeceğim şu ki hanımefendi 2 aydır video çekmiyor. Evet. Eğer bir hafta içerisinde video çekmezse toplu olarak Instagram postlarının linç altına beni. Linçe başlayacağız. Bir haftada video çekmesi evet, lazım. Evet. Devam ediyorum sorulara. Tamam. Yani bunu biraz kendimi şımartmış gibi olacağım ama sormuş adam. Hakkı Alkan'la muhabbet etmek nasıl bir duygu? Keyifli bir duygu gerçekten. Daha önce de sohbet etme şansımız olmuştu. Güzel o yüzden bir güzel bir duygu. Size de öneririm eğer denk gelirseniz. Para var, huzur var. Ben buna katılmıyorum ya. Hatta çok... Para var kısmına mı katılmıyorsun, huzur var kısmına mı? Hayır, bu kalıba katılmıyorum. Para var, huzur var. Bence sosyal medyadan böyle gözüküyor insanlara dışarıdan ama paranın sadece mutluluk getirmediğini yani herhalde artık biliyorsunuzdur. Efsane bir soru var. Hı. Hiç telefonunu çaldırmış mı veya kaybetmiş mi? Kim sormuş? Burak Emre sormuş. Telefonumu çaldırmadım ve kaybetmedim ama telefonumu bir önceki çalıştığım okulda tuvalete düşürdüm. Ve çok korkunç bir saniyeydi. Böyle pıçık diye bir ses geldi arka cebimden ve böyle yaptım. Gitti ve yani su o kadar hızlı giriyor ki yüksek setten böyle basınçla düştüğünde çok geç olmuştu maalesef. Evet, pıçık diye gelen pıçık sesler. Diye, evet. Arka cebinize telefon koymayın. Kapadokya'ya geldi mi gelmediyse bekliyoruz. Nevşehir Ortahisar'dan selamlar. Murat sormuş. Kapadokya'ya iki kere geldim. Tekrar gitmeyi çok istiyorum çünkü böyle çekmek istediğim fotoğraflar var böyle. Yabancı bloggerlar gidiyor ya böyle. Sadece fotoğraf değil, video da var. Video da var, evet. Geldim ama balona falan binmiştik. Güzeldi bayağı. Kaç yaşındasın diye sormuşlar ama. Bu soruya cevap vermemeyi yani, tercih ediyorum. Vermemi. Sizce kaç yaşında gözüküyorum aşağıya yazın deyip böyle bir... Kaçmış olayım. Bak bir de tanımayanlar var. Dedim yani %20'si kadın, %80'i erkek. Mesela Timur Berk Öztürk demiş ki kim bu? Kim bu? Ben. Kim bu? Kim bu deyince ne diyorsun mesela? Kim bu? Ben böyle beğendiğim şeyleri paylaşan, içerikler üreten bir insanım yani. Aynı soruyu Tolga Akyaz da sormuş. Melody'ye mi tapıyor diye bir garip bir soru var. Yani anlamadım. Bunu soran Samet Aslan. O benim ismim belki. Karışıklık olmuş olabilir.
A Yağız 63 demiş ki Melodilerin bu kadar güzel olmayı nasıl başarıyor? Ne yapıyorsun mesela? Varsa o %20'lik kesim ya da kendine bakmak isteyen erkek takipçiler varsa için. Varsa onun için beni takip edin. Paylaşıyorum yaptığım şeyleri zaten. Var değil mi böyle? Ben. Şunu kullanın, bunu yapın tabii falan. Tabii canım, işte cilt bakım ürünleri, saç ürünleri falan. Tabii ki hepimiz daha güzel gözükmek için bir sürü şey yapıyoruz. Bu arada ben de takibe başladım. Keyifli. Evet. Yani sadece kadınların takip ettiği bir fenomen değil aslında. Benim de keyifle takip ettiğim bir dostumuz. Teşekkür ederim. Şimdi enteresan bir soru. Bugüne kadarki en büyük işbirliğiniz hangi firma ile oldu? Yani böyle çünkü yani yüz binlerce insana hitap ediyorsun. Markalarda vermek istedikleri mesajları bazen seninle vermek istiyorlar. Enteresan bir soru. Bunu milliyetçi adam sormuş. Şöyle bir şey olabilir. Estée Lauder'la bir şey yapmıştık. Hani Türkiye'de daha yeni yeni yapıldığı için biz Estée Lauder'ın yüzü olmuştuk 3 kişi ve bütün boynerlerde fotoğraflarımız, makyaj setlerimiz vardı. Bu benim için büyük bir işbirliğiydi. Aklıma ilk o geldi. Aksi Kaan diye birisi sormuş. Soy ismini söylemesi çok zormuş. Evet. Bunu da ben de zorlanıyorum arkadaşlar. Çok fazla hece var. Keşke hecelerden birkaçını çıkarsalarmış. El birliler. Genelde her yerde yanlış yazılıyor, her yerde. Diplomamda bile yanlış yazıyordu. Niye bu kadar çok uçağa biniyor? Selim sormuş. Niye bu kadar çok uçağa biniyorum? Uçak seyahat etmek için birincil yollarımızdan bir tanesi olduğu için uçakla seyahat ediyorum. Yani. Çok talep geliyor değil mi? Yani markalardan çok talep geliyor. Kendin gitmek istiyorsun sadece olay ya, markalardan. Kendim de seyahat ediyorum. Ondan sonra markalarla da seyahat ediyorum. Öyle olunca çok uçağa binmiş gibi gözüküyor. Selim sormuş, aylık gelirin ne kadar? Hiç hesaplamadım biliyor musun Selim? Giderini hesaplıyor musun? Hayır. Onu da mı hesaplamıyorsun? Çok parasal şeylere hakim olduğumu söyleyemeyeceğim. S10 ne zaman çıkacak diye sana sormuşlar. Samsung Galaxy S10 ne çıkmış? Allah büyük bilmiyorum yani. Hiçbir fikrim yok. Mart'ta ben cevabını vereyim arkadaşlar. Ya biraz acımasız bir soru var. Olduğu gibi mi okuyayım? Oku. Hangi vasıfla tüm lansmanlara katılıyor? Hı? Koca koca firmalar bu blogger, hüdesünü falan filan devam ediyor. Vallahi onu markalara sormak lazım. Götürüyorlarsa herhalde bir şey var ki götürüyorlar. Bilmiyorum, kendimi ölecek değilim burada. Kendimden bahsedecek de değilim. Neyse, kızı zorlamayalım arkadaşlar. Ben bu konuda şöyle bilgi vereyim. Şimdi önemli olan deneyim paylaşmak. Yani bir marka bir mesajı verirken tabii ki öne çıkan özelliklerini falan reklam filminde, sosyal medya hesabında paylaşır ama deneyim nasıl paylaşılacak? Deneyim bu konuda... Kendine uyan, kendiyle örtüşen influencerlarla işbirliği yapıyor ya da lansmanlara katılıyor. İşte Melodi'de deneyim. Bu da böyle bir sistem. Bunu biz kendimiz kalkıp gitmiyoruz zaten. Deneyim paylaşıyor. Çok da böyle değişik bir espri yapılmış. Selam canım, ben amcanım diye bir espri var. Kayra diye bir dostumuz bunu. Böyle birisi gelse ne yaparsın? Mesela karşına geldi. Selam canım, ben amcanım. Ben görmezlikten gelmeye bayılıyorum biliyor musun? Bu tarz şeylerde. Yokmuş gibi böyle bir bloke şeyine bayılıyorum. Evet. Sen, bu sorunun muhatabı sen misin bilmiyorum ama Sevinç diye bir takipçimiz sormuş. Aydın'da niye havalimanı yok? İşte arkadaşlar, Google'a yazılacak şeyleri, belediyelere danışılacak şeyleri buradan soruyorsunuz. Orada küçük sıkıntılar oluyor. Emirhan diyor ki kendini güzel buluyor mu? Bulması lazım çünkü öyle demiş. Teşekkür ederim. Yok, kendimi güzel bulmuyorum. Normal bir insan olarak buluyorum o yüzden. DM'lere bakıyor mu diye sormuş belki. Çoğuna bakamıyorum çünkü çok fazla geldiği için gün içinde ona yetişmem mümkün. Ama yorumlara cevap vermeye çalışıyorum elinden geldiğince çoğuna. Enteresan bir soru gelmiş. Bu bana da çok geliyor. Valla bunu seninle konuşayım hazır buradayken. Burs verebilecek kadar zengin mi? Neden burs vermiyor diye bir soru var. Sulay sormuş. Çok fazla DM geliyor. Bana günde 100'e yakın şey geliyor, ama mesaj geliyor. Ama burs olarak da işte. Hani telefon şunu ver. Şunu şey yapamadım, hani kiramı ödeyemedim, şunu yapamadım buna. Bu tarz şeyler olduğunda danışılacak ilk kişinin ben ya da sen olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Eminim daha yakınlarınızda yardım alabileceğiniz insanlar vardır. Ama tabii ki burs verecek level'a gelirsem hayatımda da öğretmen olarak öğrenci okutmayı tabii ki isterim ama sanmıyorum daha orada olduğumu. Bana da çok geliyor. Valla 100'e yakın böyle abi bana bir telefon, bazen model veriyor. Abi 256 GB'lık iPhone. Mesela çok ihtiyacım var. Ama şöyle ihtiyacı olan şey şu, iPhone 10S Max lazım. 256 GB'lık verir misin? Siyah olursa çok sevinirim. İş sahibi olunca da öderim falan diye garip garip böyle şeyler geliyor. Ev senin mi kira mı? Akbal Rubar sormuş. Kira arkadaşlar. Kira. Ya niye soruyorsunuz böyle şeyleri ya? Parayla, şunu fark ediyorsun, en çok parayla ilgili şeylerin merak edildiğini ve bana bu çok enteresan geliyor işte, niye bilmiyorum. Ben merak etmiyorum çünkü mesela başkasının parayla ilgili şeyleri. Gerçekten mi? Vallahi. Şöyle düşün, birini gördüğün zaman zaten çoşa beşikler bunu tahmin edebilirsin ya da benim ilgi alanıma girmiyor. Hani başkasının sahip olduğu para benim işime yarayacak mı? Yok. O zaman. Yeni soru, hangi takımlısın?
Ya takım tutmuyorum gerçekten. Bir sempati duyduğun bir şey vardır ya. Sempati duyduğum bir şey Mersin İdman Yurdu. Gel çalıştım. Akçaabat Sivasspor. Galatasaray'da bari. Ya o da olur. 2-0 yenildi ya. Geçmiş olsun. Neyse. Niye bu kadar güzel ve uzun boylu? Niye böyle bir çok soru geldi değilim. Bilmiyorum çok yani. Uzun değilim. Çok uzun zannediyorsunuz ama beni. Ama o Türk ortalamasının üstündesin. Yok yani. Türk ortalaması kaç? 1.40 mı? 1.50. Yok yahu o kadar da değil gömmeyelim. Lynch is coming. 1.60 üstü benim bildiğim Türk kadın. Sen de 1.90 ortalama işte. Tabii. Yani 1.90 ortalama arkadaşlar. Ya bir soru var ama alma yani. Bunlar tamam. Sorular. Agara, me, mat böyle değişik bir nick var. Hangi hayvana benzetiyor kendine? Bunu spirit animal olarak almak istiyorum. Fiziksel olarak değil de. Ben hayvan olsam balina olmak isterdim. Hep. Balinalara karşı bir şeyim var. Fiziksel olarak değil. Balina olabilecek boyutta olduğumu düşünmüyorum ama bilmiyorum. Gerçekten. Evet gerçekten. Çok belki balinalarla o da memeli. Hani yüzen memeli. Çok böyle heybetli İnsan ve da kocaman öyle. Hayvanlar ya çok. Bir de sempatikler böyle hep bir de gülüyorlar. Bir yalnız takılıyorlar ya falan böyle. Bir de gözleri hep gülüyormuş gibi böyle yani. Ağlasa da gülüyormuş gibi. Bilmiyorum. Balinalar ağlıyor mudur? Bilmiyorum. Onun soru yok. Onu ben sordum. Beraber telefon inceleme videosu yapın. Değişik olabilir. Ben bu konuda çok bilgisiz olduğum için bu alanda olabilir. Ne olmasın? Çıkma farkım teklifleri çok. Gelmiş. Benimle çıkar mı? Ümit sormuş. Çok geç arkadaşlar ya. Sosyal onun için biraz geç kaldınız. Hanımefendi nişanlı. Birincisi onu söyleyelim. İkincisi de şöyle bir durum var. Hani sosyal medyadan gelen bir teklif ne kadar İnandırıcı değerlendirilebilir? Yani değerlendiren vardır elbet ama çok inandırıcı olmuyor. Var mıdır? Vardır herhalde yani. Sosyal medya Derya Deniz. Size de geliyordur kızlar. İki kız daha bizi şu an izliyor sevgili dostlar. Peki devam ediyorum. Bak bir tane gelmiş hemen. Şanlıurfa'da acil bilgisayar lazım demiş. Geçiyorum. Acil bilgisayar yardımı. Özel jeti ne zaman alacak? Ya bununla ilgili... Sez Official sormuş. Konuşuluyor. Bize de sorular geliyor. Aynen farkına. Böyle tarihçi sorular var. Bu teyze kim demiş yani çok özür dilerim yani Semih ikinci sormuş. Mesela böyle troll mesajlar da geldiği zaman ne yapıyorsun? Mesela teyze kim demiş yani çok teyze, utanarak söylüyorum bilmiyorum. Sana. Eğer böyle bir teyzen varsa Semih benimle tanıştırmanı istiyorum. Beni bul. Beni bul. Peki kaşlar lens mi? Kadir 75-45 sormuş. Yo kaşımı aldırmıyorum o yüzden şöyle yapayım sizin kaşlarımı. Eski sevgilinin ismi ne diye bir soru gelmiş ya yani çok... Feci söyledi. Cevap vermek zorunda Pas. Değilsin. Mesut Çevik'in saçları hakkında ne düşünüyorsun? Mesut Çevik'i tanıyor musun? Yok tanımıyorum. Mesut benim arkadaşım. Ha. Aynı sektördeyiz. Saç ektirdi kendisi. Güle kullan Mesut be. Helal olsun be. Devam ediyorum. Hayat nasıl diyor birisi de sormuş. Gökhan Tunç. İdareli hayat. Neden melodi el biriler? Demiş daha yazamıyorum bile demiş. Yani... Bunu bana mı sormuş, sana mı sormuş? Seçme şansı tanınmadı doğum esnasında. At ve soyad kimliğe o şekilde geçmiş, yapacak bir şey yok. Çok bomba bir soru geldi. Evet. Bülent Alan sormuş, ihracat yapıyor mu? İhracat. Yapmıyor. Ekrandan dışarıya çıktım. Yapmıyor. Para mı yoksa fikir mi? Kavala sormuş. Para mı yoksa fikir hani para mı yani. Aşk mı olsa hani bir... Para mı yoksa fikir mi? Yanlış şey soru. Kıyaslama mı yanlış? Kıyaslama yanlış. İkisi karşılık gelmiyor çünkü birbirine hiçbir şekilde. Aslında cevap basit para. Paran olunca iyi fikirleri satın alabilirsin. Gel seni cevaplaman lazım. Hı. Ben konuşmuyorum. Telefon numaranı verir misin? İbrahim Arda sormuş. Veremem İbrahim. Çok üzgünüm. Böyle telefon geldi kıyaslamaları var ama hani iPhone 10S Max mi, Note 9 mu? Hakikaten bunu ben sana sorayım. Hani hangi tamam. telefonu kullanıyorsun? Mesela şu an Huawei Mate 20 Pro'yu da deniyorsun. Aldım, evet. Deneyeceğim. Ne kullanıyorsun? Ben aslında özgür irademle iPhone 8 Plus almıştım X'le şey çıktığı zaman. Şu anda Huawei'yi deniyorum. X'i beraber kullanıyorum. Bende de öyle. Hı-hı. iPhone 10S Max evet. var. Sen 10S Max'e geçecek misin? Sanmıyorum ya. Allah Allah sanmıyorum. Çok ilginç. Şu an değil yani. Seda, eşim Seda da öyle düşünüyor bu arada. İlginç Emin yani kesin. Çok ilginç. Yine telefon numarası isteyenler var. Onları geçiyorum. PlayStation 4 ile ilgili bir soru var. Oyun oynuyor musun? Ben oynamıyorum. Arkadaşım oynuyor. Çok ona oynuyor. Destek Fazla oluyor oynuyor. Musun?
Oyun oynayan desek bir insan nasıl? Yok oluyorum oyun oynarken. Erkek arkadaşı oyun oynayan kadınlar ne yapmalı? Ne yapmalı? Ne yapmalı? Yani oynasınlar tabii ki, herkes oynasın, istediğini yapsın da zamanı önemli. Ne kadar zamanı kapsadığı hayatta önemli. Yeni Nick'i okuyamıyorum. Azerbaycan'a ne zaman gelecek? Ya diyor. Daha yeni geldim. Hem de iki kere Rufet. Geldim. Elbette Azerbaycan'a gittin mi? Evet, Bakü'ye gittim. Nasıl takipçiler? Çok, bayağı herkes bize hakim. Türkiye'den daha çok hatta bence onu takip ediliyoruz. Hanımefendi sormuş, Şahmeren. Fotoğrafları nasıl bu kadar güzel çıkabiliyor? Son sorular. Hızlı hızlı böyle cevaplayacağım. Fotoğraflar? Çok meraklıyım fotoğraf konusunda zaten, editlemeye, çekmeye, uğraşmaya. O yüzden bayağı bir vakit harcıyorum. Öyle olunca da güzel çıkıyor, o kadar zorlayınca zaten. Kaan Karabay, izlediği en tuhaf şey ne? İzlediğim en tuhaf şey... Ben YouTube'daki çoğu şey. İpucu verebilir miyim? Gerçekten. TikTok videoları falan. Yok, ona hiç hakim değilim ama YouTube'da gördüğüm çoğu şey beni böyle bayağı bir şaşırtıyor. Mesela nişanlına kimin kocası bu diye bir kısa video çekecek misin? Kapıdan ya, açık. Yok. En son ne zaman çekiliş yapmış diyor. Tabii ki telefon diyor. Hiç ve telefon hediye etmedim. Edecek ama bana hediye etmek isterseniz hayır demem. Tekrar eden bazı sorular evet. var. Neden bu kadar sevimlisin? Ne iş teşekkür yapıyor? Ederiz, nerede çalışıyor? Diye derken ben bu soruları bitiriyorum. Ve Viyana'yı gezmeye devam edeceğiz. Evet. Melody, söylemek istediğin bir şey var mı? Çok teşekkür ederim bizi dinlediğiniz, izlediğiniz ve sorularınız için. Umarım elimden geldiğince cevaplayabilmişimdir. Son bir şey daha var. Aslında ben konuk ettiğim YouTuber arkadaşlara, Instagram fenomeni arkadaşlara diyorum ki son mesajlarını okuyabilir misin? Son 10 DM'yi okuyabilir misin buradan? Gerçekten. Okuyabilecek mi bakacağız? Ben sadece okuyor okumuyor diye söyleyeceğim. Tamam, buradan açıyorum. Son 10 DM'sini okuyoruz, tamam. Melody, saç tiplerindeki egzama için bir şampuan önermiştin, ismini öğrenebilir miyim? Buradaki İkinci. Palton nereden acaba? Bu davet kuzeyde yapılsa da güzel olurmuş. Katılıyorum. Evet, güzel olurmuş. Biraz daha soğuk olurmuş ama. Merhaba Melody Hanım, sayfanızı beğenerek takip etmekteyim. Çok başarılı olmuş, başarınızın devamındayım. Muhtemelen moda ve stil ile ilgili bilgi sahibisiniz sanırım iş gereği. Merhaba, ürün karşılığında reklam alıyor musunuz? Hayır. Kaçıncıya geldik? Takipçi paketleri. 1000 takipçi 9090 Otomatik TL. Bunlar gerçekten şey yapan var Nasıl mı acaba? Nasıl ulaşıyorlar ya? Sen misin ortadaki? Sen misin? Hayır. Bir fotoğraf paylaşılmış. Ne? Hangi fotoğraf? Kiara'nın ablası var. Ben değilim yani Kiara'nın ablası. Olmak da istemiyorum. Kalp gelmiş. Göremedim. Tamam. Peki o zaman bir şey yapacağım. Tamam. En son aradıklarına bakma imkanımız var mı? Allah. Küçük küçük şöyle şunu gizli. Bir alayım. Instagram'da. Ha. Kim aramışsın? Bir dakika. Bir saniye, bu aşırı şu an ben de bilmiyorum. Ama bir şey söylemek istiyorum sadece. Hayır, yapma. Instagram suggest ediyor. Ama yani şöyle bir şey diyeceğim arkadaşlar. Acun Ilıcalı'yı aratmış olalım. Aslı'yı niye aratayım yani tamam, mesela? Tamam neyse yani. Belki tavsiye edemen olabilir. Siliyor musun şu anda? Tamam bir şey söyleyeyim bak. İlk çıkanı söylüyorum. Acun Ilıcalı. Tamam. Ama normal Acun abiyi arayabilirsin yani. Ama hayır, suggested diyor. Öneriyor Instagram tamam, artık bakalım onları. Tamam bakalım aslında. Hadi gel. Bak. Aslı. Kızmaz. Şöyle bir hesap bilmiyorum bu. Chanel. Tamam. Bu kişiyi hiç tanımıyorum. Belemir, Demet Akalın'ın kızı abi, Demet Akalın'ın kızı ve Gamze arkadaşım. Vay. Bence iyi bir listeyle kurtardığımı düşünüyorum. Mükemmelsin gerçekten. Vallahi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son kısım biraz gergin oldu ama iyi, hayatta kalacağız. Peki. Arkadaşlar, yani sormak istediğiniz bir şey varsa aşağı... Bana da gelin. Bana da abone yazın. Olun. Evet. Sonra YouTube kanalı var. Hanımefendi video çekmiyor. Çekeceğim artık. Çekeceğim. Çekecek misin? Instagram'a da gelin. Instagram'a da gelin arkadaşlar. Evet. Paylaştım. O teşekkür ederim konuk olduğum için. Çok mutlu oldum. Ey, sağ ol. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşça kal. Bay bay.